Hanımlar beyler, dostlar ve arkadaşlar, güzel ülkemizin güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Olay Televizyonu burası, ben Ahmet Ersan. Dünyanın halini konuşacağız. Gerçi şu an muhtemelen insanların çoğu Ertuğrul dizisini seyrediyor. O nedenle daha baş başa, daha rahat bir program olabilir. Geçenlerde bir haber okudum. Başrol oyuncusu bölüm başına 100.000 TL alıyor diye. O paraya Ertuğrul'u değilse bile atını oynarım. Nalını oynarım. Gerekirse mıhını oynarım. Eğerini oynarım. Atın çiğnediği toprağı oynarım. 100.000 TL güzel para. Ama tabii faydalı bir iş. İnsanların tarih merakını arttırıyor. Tarih önemli bana sorarsanız da en önemli bilim dalı derim size sosyal bilimlerde. Ama diğer arkadaşlar bana kızarlar böyle söyledim diye. Bir de meşhur bir şey vardı. Aslında bunu anlatmayacaktım ama şimdi aklıma geldi. Bu dizi oyuncuları bölüm başına 80 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira, 40 bin lira, 100 bin lira alıyorlar. Popülaritelerine göre ve sonra da diyorlar ki Türkiye'de dizi saatleri çok uzun. Ben sana haftada 80 bin lira veriyorsam sana zıpla dediğimde ne kadar yükseğe diye soracaksın. Yani bunu... haftada 100 bin TL alıp süreden şikayet eden insanlar için bence setlerde 5'e 10 bir kalas bulundurulmalı ve ağza vurmak suretiyle bu durum tedavi edilmeli. Twitter.com Ahmet Ersan ST bizim sosyal medya adresimizdir. Bize ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, dünyanın hali başlıyor. Bir gazete haberi var. Akdeniz diyeti beyni geliştiriyormuş efendim. Akdeniz diyeti. Ama diyetle ilgili şöyle bir durum var. Diyete başlanır. Diyete başlamak diye bir şey vardır. Ama bitirmek diye bir şey yoktur. Yani başlangıcı olup sonu olmayan evrendeki tek şey diyettir. Şimdi bunu beraber check edelim. Sürekli şu lafı duyarsınız. Diyete başladım, diyetteyim. Diyete başladım, şu diyeti, bu diyeti falan. Hiç peki günün sonunda bugün diyetimi bitirdim diyen birini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü diyet başlanır ama bitirilmez. Günün sonunda kavurmaya, köfteye, lahmacuna, Adana'ya, Urfa'ya, çeşitli çikolata türlerine yenilirsiniz ve eğer sağlığınız için bir risk oluşturmuyorsa ve bana sorarsanız herkes fit olmak zorunda değil, herkes zayıf olmak zorunda değil. Tabii obeziteyi kastetmiyorum, sağlığa zarar verecek durumları kastetmiyorum. Hekim kontrolünde beslenmenizi düzenleyin. Ben dedim, yani yanlış bilgilendirmek istemem sizi ama İskoçya'da yapılan bir araştırma sebze, meyve ve zeytinyağından oluşan Akdeniz diyetinin, ki bana sorarsanız böyle beslenmek cinayet sebebidir. Çok ağır tahrik. Yani biri bana 3 öğün sebze, meyve ve zeytinyağı getirirse kalbini kırarım. Gerçekten kalbini kırarım. Bunun birazcık daha böyle etli butlu olan bir versiyonunu kendi adıma tercih ederim ama Akdeniz diyetini çok duyuyoruz. İnsanlar yapıyorlar. İnşallah işe yarıyordur. Eğer ihtiyacınız varsa Akdeniz diyeti beyni geliştiriyormuş. Bence diyetin beyni geliştirmesi gayet normal. Çünkü sürekli yemek düşündüğünüz için beyniniz hareket halindeyse gelişir. Bu çok normal. Diyetteki bir insan sürekli kebap düşüneceği için, sürekli et düşüneceği için, sürekli pide düşüneceği için hayal gücü ve dolayısıyla beyni gelişir. Çünkü beyin de diğer kaslarımız gibidir. Kullandıkça gelişir, kullanmadıkça
eblehleşir yani, durur ve edinilmiş aptallık dediğimiz şey biraz da insanların beynini kullanmamasından kaynaklanıyor. Halbuki çok zor bir şey değil. Kullansak pek çok sorunu aşabiliriz. Dünyanın varoluşuyla ilgili kayıp element bulunmuş. Üzücü. Uzun yıllardır teorik fizikçiler, bilim adamları böyle bir elementin var olması gerektiğini söylüyorlardı. Çok ayrıntıya vakıf değilim ama bir element daha olmalı dünyanın oluşumunda diyorlardı. Bu element efendim silikon çıkmış. Varoluşumuzu şişesi 2 liraya satılan bir şeye borçlu olmak ne kadar özel olmadığımızın bir göstergesi bana sorarsanız. Dünyanın oluşumundaki olmazsa olmaz maddenin silikon olduğu tahmin ediliyor Japon bilim adamları tarafından. Açıkçası ben kendime olan öz saygımı yitirdim bu haberden sonra. Çünkü hani uranyum olsaydı, plütonyum olsaydı, ne bileyim en azından değerli bir metal olsaydı belki biraz daha iç açıcı olurdu ama varlığımızı silikona borçlu olmamız hani dünya yalan diyorlardı da inanmıyorduk. Hakikaten yalanmış. Çünkü mütemmim cüzü yani olmazsa olmazı silikon olan bir gezegen, çok özel bir gezegen olmasa gerek. İşte hep dün de anlattım, uzaylılar niye bizimle konuşmuyorlar, niye bizimle konuşmuyorlar? Belki bu yüzden olabilir. Tenezzül etmiyorlar. Belki de. Yani adamların temel yapı taşı silikon. Biz bunlarla ne konuşacağız diyebilirler. Mesela siz de kendi özel hayatınızda muhabbeti sizi saran insanlarla sohbet edersiniz. Bir şeyler öğrenebileceğiniz insanlarla sohbet edersiniz. Onları dinlersiniz. Uzaylılar için belki biz iyi bir okey arkadaşı değiliz ya da kafa açacak bir canlı türü değiliz. Bu yüzden bizimle iletişime geçmiyor olabilirler. Ama dünyadaki pek çok insan da uzaylıların kendisiyle temas kurduğunu, hatta uzaylılar tarafından taciz edildiğini falan iddia ediyor. Şimdi adam 20 milyon ışık yılı mesafeden bunun için geldiyse artık yapacak bir şey yoktur ya. Ben bunu hiç inandırıcı bulmuyorum. 50 milyon, 20 milyon, 10 milyon, 5 bin, 10 bin, 30 bin ışık yılı neyse mesafeleri kat edecek bir teknolojiyi geliştirmiş canlı türünün gelip beni taciz etmesi çok saçma yani. Çok saçma ve bu bana olursa kendimi de özel hissederim. Yani gerçekten özel hissederim. Evrende demek ki bir yerim olduğunu. Yani o camiada konuşulduğumu falan hissederim. Çok önemli bir gelişme olsa gerek. Bunu iddia edenler var. Çoğunun akli sorunları var. Ama kurulduğunu iddia eden, gördüğünü iddia eden, sohbet ettiğini iddia eden, hatta onlar tarafından gezdirildiğini, hatta zaman yolculuğu yaptığını iddia eden bir sürü insan da var. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Enteresan bir haber, bilimsel olarak kanıtlandı diyor. İntikam almak insanlara iyi geliyormuş efendim. İntikam almak. Amerika'da yapılan bir araştırma, kişilerin kendilerini üzenlere zarar verecek davranışlarda bulunduklarında mutlu olduklarını ortaya koyuyor ki özel sektörde, belki devlet sektöründe de böyledir. İnsanlar birbirlerini kesmiyorlarsa, insanlar birbirlerine sopalarla dalmıyorlarsa bunun tek nedeni tazminattır. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü birini döverseniz zannederim bu tazminat verilmeksizin işten atılma sebebi oluyor. Dolayısıyla tazminat iyi ki var. Yoksa sizin de iş yerinde gözünüze kestirdiğiniz pek çok insan olduğundan eminim.
Bu bir fabrikada ustabaşı olabilir, formen olabilir, bir yönetici olabilir, bir mesai arkadaşınız olabilir. İnsanlar birbirlerini her zaman sevmiyorlar. Bazı insanlar bazı insanlardan nefret ediyorlar. Bazı insanlar çok kıskanç oluyorlar. Bunlar insanların negatif özellikleri. Ama Facebook'a baktığınız zaman arkadaşlarınızın paylaşımlarına diyorsunuz ki yani bunlar ne kadar iyi insanlar. Yani mesela benim Facebook arkadaşlarımın hepsi ermiş durumdalar. Müthiş şeyler paylaşıyorlar, müthiş doğru klişeleri yazıyorlar. Özellikle cuma günleri, perşembe günleri, kandil gecelerinde öyle mesajlar yazıyor ki adamı tanımasam inanacağım. Yani adamın uzaktan yakından alakası yok. Adam mazotla çalışıyor adeta ama böyle günleri de istismar ediyoruz ne yazık ki. Sosyal medyaya baktığınızda herkes çok yakışıklı, herkes çok güzel, herkes çok edepli, herkes çok ahlaklı. O profil fotoğrafları dediğimiz şeyin oluşturulması dünyada bir çılgınlık haline geldi. Filtreler, ışıklar, işte renklendirme, siyah, beyaz, sepya, bunun türleri var, ayarlamalar. Profil fotoğrafları %99 gerçeği yansıtmaz. Özellikle karşı cinsle olan münasebetleriniz için söylüyorum genç arkadaşlara. Profil fotoğraflarına aldanmayın. Yanılırsınız. Şoke olursunuz. Çünkü fotoğraf çekildiği açıya, ışığa, ortama ve filtrelere göre çok fazla değişiklik arz edebiliyor. Mesela şu an işte ben de ekranda güzel görüneyim diye tepede ışık var, kamera belli bir açıda, makyaj yapılıyor falan falan. Bunların hepsi bir illüzyon. Çok daha başka bir şey değil. Mesela burada bu var. Neden? Sadece teknolojik bir hava katmak için. Kullanıyor muyum? Bir kere bile kullanmadım. Yani kapalı. Kapalı duruyor ama bir hava katması için bunu buraya koyuyorum. Dolayısıyla biraz yalancıyız hepimiz ya. Çok garip bir haber var. Biraz gayri ahlaki de bulduğum için çok ayrıntıya girmeyeceğim ama Almanya'da Yeşiller Partisi meclise şöyle bir önerge vermiş ve demiş ki devlet vatandaşların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır diye bir önermede bulunmuş. Bunun çok ayık kafayla yazılmadığı belli, yani duman altı bir ortamda hazırlandığı belli, günahları boynuna. Milli gelir aşırı yükseldiğinde, sosyal şartlar aşırı geliştiğinde insanlar hakikaten demek ki deliriyorlar. Yani bu yüzden Norveç'te, Finlandiya'da falan intihar oranları çok yüksek. Çünkü sıfır sıkıntı ve refah almış yürümüş adam mutluluktan mutsuz olup intihar ediyor. Yani öyle durumları var. Almanya'da da Yeşiller Partisi gazetenin haberine göre vatandaşların cinsel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğiyle ilgili bir öneri vermiş. Allah selamet versin. Dünya nereye gidiyor? Hani insan ister istemez de düşünüyor, hani böyle bir şey olsa nasıl olur, nerede olur, nasıl yapılır falan. Çok çok garip bir şey. Hani KPSS ile mi alınır, nasıl alınır bilmiyorum. Çok zor. Allah başa vermesin. Beckham ailesi biliyorsunuz dünyanın en meşhur ve bana sorarsanız en gereksiz çifti. David Beckham bir futbolcu biliyorsunuz ama o kadar da futbolcu değil yani, sadece. Gerçi yani uzun pas konusunda belki de dünyanın gördüğü en iyi adam ama o kadar. Yani bir Zidane değil, bir Figo değil, bir Ronaldinho, bir Messi değil ama herif aşırı derecede yakışıklı olduğu için, cool olduğu için ve karısı da Victoria Beckham olduğu için
zannederim Dağlan Spice Girls grubunun üyesiydi. Bir kır evi satın almışlar 22 trilyona efendim. Eski parayla söylüyorum ki dibiniz düşsün. 22 milyon şey duruyor böyle, hani sanki ulaşılabilir bir şey gibi duruyor. 22 trilyon onun aslı eski parayla. Kır evi almışlar. Burada şöyle bir ikiyüzlülük var bana sorarsanız. Böyle zengin ya da ünlü kimseler, özellikle ünlü kimseler aldıklarında kır evi oluyor. Biz aldığımızda köyden ev almış oluyoruz ya. Ne yaptın Hamza abi? Ne yapayım? Köyden ev aldım. Hafta sonlara gideceğim. Bir, iki tane tavuk, üç tane kaz bakacağım. İşte kurbana yakın 4-5 ay kala 5-6 tane koyun alacağım, onlara bakacağım falan. Biz köyden ev alıyoruz. Bunlar kır evi alıyorlar. Mesela bağ evi alıyorlar. Dağ evi alıyorlar. Biz alınca köyden ev almış oluyoruz ya da tarla almış oluyoruz. Çok ikiyüzlü bir durum bana sorarsanız. Bir sonraki haberimiz uzayla ilgili, dış uzay diyelim. İç uzay ve dış uzay kavramlarını filmlerde duyarsınız. Dış uzay, güneş sisteminin dışındaki her yere dış uzay deniyor. Onun dışındaki şeyse zaten güneş sistemi. Yakın galaksilerde iki dev kara delik bulunmuş. Bilim adamları yakın galaksilerde gizlenen iki süper kütleli kara delik keşfettiklerini açıkladı. Masif kara delik denir buna. Bizim galaksimizin de merkezinde var. Devasa boyutta ve galaksi, tüm yıldızlar, tüm güneş sistemleri, tüm nebulalar, tüm takım yıldızları, her şey bunun etrafında dönüyor. Sarmallar halinde. Biz de dışarıya, yani dış ortaya yakın bir sarmalın içindeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam bizim galaksimizin bir başına ışıkla hesabı 100 bin ışık yılı. Dolayısıyla biz de bu 100 bin ışık yılı mesafeyi kendi güneşimizle beraber turluyoruz. Uzayda sabit değiliz. Yani dün olduğumuz yerle, uzay boşluğunda dün olduğumuz yerle bugün olduğumuz yer tamamıyla farklı. 5 bin yıl önce olduğumuz yerle şu an olduğumuz yerin alakası yok. 50 bin yıl sonra da uzayın bambaşka bir yerinde olacağız. Çünkü dönüyor. Galaksi dönüyor. Bunu neden anlattım? Hiçbir fikrim yok. Sadece kendim meraklıyım bu konulara. İnsanlar da merak etsin istiyorum. Dünyayı 38 milyon ışık yılı uzaklıkta biri, bir diğeri de 170 milyon ışık yılı uzaklıkta. Yani ışık hızıyla giderseniz 170 milyon yıl sonra varıyorsunuz. Işık hızıyla. Ki Einstein'a göre dünyada, yani evrende hiçbir şey ışıktan hızlı gidemez. En fazla %99.9.9.9'una kadar çıkabilirsiniz fiziki sınırlarda. Dolayısıyla muhtemelen ışık hızını ilk bulan adamı dövecekler. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir esprisi yok. İnsanlar zannediyorlar ki ışık hızına çıkınca işte yıldızlar arası seyahat yapabileceğiz. Hayır, yapamayacaksınız. En yakın yıldız sistemi 5000-10000 ışık yılı uzaklıkta. Yani ışık hızında gittiğinizde 10000 yıl sonra oraya varmış olacaksınız. Açıkçası benim o kadar vaktim yok ama sizi bilemem. Fakat bunun bir yöntemi olmalı inşallah. Bizim yaşam süremizde daha gelişkin medeniyetlerle, varlıklarla temas kurarız. Gerçi hep şunu söylüyorlar, uzaylıların dünyayı bulması beyaz adamın Amerika'yı keşfetmesi gibi olacak büyük ihtimalle. Kızılderililerin başına ne geldiyse o tip bir durumda bizim de başımıza aynı şey gelecek diyorlar bazı bilim adamları. Karamsar adamlar bunlar.
Son haberimiz diş dolgusu tarih oluyormuş efendim. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde farelerdeki diş çürüklerini giderebilen, doldurabilen bir sünger geliştirilmiş. Bunu şunun için anlatıyorum. Eğer bu fareler ahirette bizden davacı olursa hepimiz cehenneme gideriz. Çünkü bizle ilgili her şeyi bu hayvancıklar üzerinde test ediyorlar. Kanserinden, işte tümör türlerinden, tedavisine kadar her şeyi fareler üzerinde test ediyorlar. Çok büyük haklarına giriyoruz farelerin ve aynı zamanda insanın kendini hakir görme olanağını da sağlaması açısından metabolizmamız neredeyse aynı farelerle. Bu yüzden bize çok benzedikleri için onlar üzerinde deneyler yapılıyor. Kendini aşırı önemseyenlere de bir mesaj vererek programı bitirmiş olalım efendim. En büyük alkışlar sizlere gelsin. Dünyanın halini konuştuk. Eğlenceli meseleleri, gülebileceğimiz meseleleri, mizah üretebileceğimiz konuları konuştuk. Yarın akşam 23'te her zamanki gibi veda edeyim. Ölmez sağ kalırsak, hala nefes alıyor olur isek, yol kenarında 5 milyon dolar ve üzeri bir para bulmamışsak, hayatta olmaktan en keyif aldığımız yerde huzurlarınızda olacağız. Ama net söylüyorum, parayı bulursam gelmem. Dünyanın hali bitti.